AK Parti'den Çin'e belediye başkan aday adaylığını açıklayan ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer, "Neden buradayız? Çünkü bıçak kemiğe dayandı," dedi. Çin'in bir zamanlar Aydın'ın üçüncü büyük ilçesi olduğunu hatırlatan Dinçer, "Çin'imiz kötü belediyecilik nedeniyle büyük gerileme yaşadı," diye konuştu. AK Parti Çin'e ilçe teşkilatında düzenlenen Ali Dinçer'in aday adaylığı açıklama toplantısına AK Parti Çin'e ilçe başkanı Burhan Kandemir, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Yönetimleri, Çin'e Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Çin'e SKM Başkanı Celalettin Kocamaz, önceki dönem AK Parti Çin'e Belediye Başkan Adayı ve Esnaf, Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Celal Özden, mahalle muhtarları, Dinçer ailesi ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Çin'e ilçe başkanı Burhan Kandemir şunları söyledi. Bir kez daha bize gösterdi ki 31 Mart 2024 seçimleri Çin'e de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AK Parti, AK Belediyecilik de Çin'e eninde sonunda tanışacak. İnşallah çevremizde tanışan ilçelerin yapmış oldukları hizmetleri hepimiz gıpta ile izliyoruz, gıpta ile görüyoruz. Ama çok kıymetli aday adaylarımızla, çok kıymetli teşkilatımızın mensuplarıyla ve çok kıymetli hemşerilerimizle beraber bu Çin'in kötü gidişine muhakkak bir son diyeceğiz. Ve hayırlısıyla da inşallah Çin'e belediyesini AK Belediye tanıştıracağız. Kıymetli hocam, Sayın Ali Dinçer'e de partimize göster teveccühten dolayı ayrıca özellikle çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık ve birlikte hep beraber güç içinde bu işi başaracağımıza kesinlikle inanıyorum. Selamlama konuşmasının ardından Dinçer yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Neden buradayız? Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Bir zamanlar Aydın'ın üçüncü büyük ilçesi olan Çin'e, Muğla'nın kendine sınır ilçeleri olan gıpta ile baktığı Çin'imiz artık ne yazık ki yetersiz bir belediyecilik nedeniyle büyük gerileme yaşamaktadır. Neden şimdi? Çünkü Çin'in hak ettiği hizmete kavuşmasının artık vakti geldi. Aday aday olarak çıktığımız bu yolda aday olmak ve seçilmek nasip olursa Çin'e olan aşkımız, halkımıza olan sevgi ve saygımızla canla başla mücadele edip bunu başaracağız. Kuracağımız nitelikli takımın çalışkanlığı ve yetenekleriyle AK Parti'nin belediyecilik vizyonunu birleştirdiğimizde ne olacak? Çin'in geri gidişi anında duracak. Kısa sürede kayıp yıllar telafi edilecek. Uzun vadede ise ilçemizin hak ettiği konumuna gelmesini diliyoruz. Adaylığımız süresince açıklayacağımız projeler ve oluşturacağımız takımın halkımızı heyecanlandıracağını ve ilçemiz yararına doğru seçim yapmak için akıl ve vicdan sahibi olan herkesi bir araya getireceğimizden emin olun. AK Parti Çin'i teşkilatımız ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatı bizim makinistliğimize yola çıkacak olan hizmet treninin lokomotifi olacak. Bu trenin vagonlarında önce hizmet aşkıyla dolup taşan Çin'e sevdalıları olacak. Birlikte yola çıkacağımız takımımız Çin'e de tarih yazacak. İlçemize büyük eserler kazandıracak. Çin'in potansiyelini ve değerini çok iyi biliyoruz. Bunu tüm dünyanın bilmesini ve birlikte ve beraber çalışarak sağlayacağız. Allah'a emanet olun.